Sevgili dostlar, nadir güzel günlerden bir tanesindeyiz Kapadokya'da. Bu güzel günde size güzel böyle yeşillikler arasında karşılamak istedim. Ve size çok ama çok sevdiğim, hatta benim aşık olduğum bir fotoğrafçılık türünden bahsedeceğim. Manzara fotoğrafçılığı. Neden bugüne kadar bu kadar zaman içerisinde bu kadar sevdiğim bir şeyden bahsetmediğimi de inanın ben de bilmiyorum. Ama bugüne kısmetmiş diyelim. Şimdi manzara fotoğrafçılığı aslında dipsiz koyu gibi bir şey. Çünkü Manzara nedir diye aslında sorabilirsiniz kendinize. Manzara bence gözünüze güzel gözüken ve bir anda o görüntünün beyninize işlendiği herhangi bir görüntüdür. Dolayısıyla bunun aslında şeyi yoktur yani böyle hani net kuralı yoktur. İşte manzara fotoğrafçılığı şudur. Manzara fotoğrafçılığı dağ manzarası olabilir. Normal yeşil bir orman olabilir. Bazen bir insanın bir ortamda size yarattığı duygu olabilir. Ama manzara fotoğrafçılığın dolayısıyla bir tane ekipmanı yoktur. Hani bazıları der ki işte en iyi lens manzara için 16 milimetredir. Hayır. Ben 16 ile de çekerim. 10 mm ile de çekerim. 23 ile de çekerim. 35 ile de çekerim. İnanın 50 ile çekerim. Hatta ve hatta 300 mm ile de ben manzara çekerim. Manzaradan ne anladığınıza bağlı. Ama kesin olan bir şey daha var. Benim için manzara o anda çektiğiniz görüntünün ne kadar doğru yansıtıldığı değildir fotoğrafa. Benim için manzara bir tuvaldir, boş bir tuvaldir. Ben o anda şeyim, ressamım. Bendeki fırça darbeleri ona karar verir. Manzaranın en sonuna nasıl bir görüntü alacağını. Dolayısıyla hakikaten bir kısıtlaması yoktur manzaranın. Manzarayı se çok seviyorum. Ha evet, ne var? Tabii ki kompozisyon kuralları vardır. İşte olabildiğince manzarada çok fazla şeyi katmak isteriz ama çok fazla şeyi katmak yerine gözümüzü belli bir oda odaklandırmak ya da bir yola odaklandırmak bir konu yaratmaktır manzarada. Ben mesela güneş manzarası çekmeyi çok severim, deniz manzarası çekmeyi çok severim ama deniz bomboş bir denizdir. Denizi bütünlüğe mutlak söylete mesela bulutlardır. Bulutları her zaman çok severim. İnsanlar yağmurdan kaçarlar. Doluya tutulmamak için değil ama tembellikten. Halbuki en güzel zamanları ışığın yağmur sonrasıdır. Yani tembellik ederseniz yağmurdan sonra eğer dışarı çıkmazsanız nereden yakalayacaksınız bu kadar güzel bir gökkuşağını? O da her zaman çıkmaz karşınıza. Manzara fotoğrafçılığı demek zaten her an kamera yanınızda olacak demek. Çünkü manzara için ya tasarlarsınız neyi çekmek istediğinizi, ön hazırlığınızı yaparsınız, doğru zamanı beklersiniz... Sabah erken kalkarsınız ya da akşam belki gece de uyumazsınız. Bazen de beklediğiniz gene de olmaz. Çünkü doğana size uymaz. Siz doğa adaya uyumak zorundasınızdır. Dolayısıyla bol umut ama ne yazık ki çok da sık hayal kırıklığıyla karşılaşır manzara fotoğrafçısı. Manzara fotoğrafçısı anı yakalamakla meşgul olmalıdır. Dolayısıyla fotoğraf makinesini daima yanında taşımalıdır. Şimdi... Mesela o gökkuşağını gösterdim size ama gökkuşağının haricinde de gittiğiniz bir ortamda bir şey yakalarsınız. O, onu yakalamayı her zaman beklemelisiniz. O gözü açık tutmalısınız. O kadraj gözünüzü geliştirmelisiniz. Manzara fotoğrafçılığında tabii ki ışık çok önemlidir. Yani gündüz tepedeyken ışık güzel fotoğraf yakalayamazsınız. Ha ama ormandaysanız da o zaman tepede ışık istersiniz. Çünkü o ışık hüzmeleri, o yoğun orman dallarının arasından yarattığı büyülü ortam için o ışığa ihtiyacınız vardır. Ama onun haricinde en güzel saatler sabah güneşin ya yeni doğduğu ya da doğacağı zamanlardır. Akşam üstü de batacağı zamanlardır. Yani sabah yarım saat, akşam yarım saat en güzel ışık zamanıdır. E onun için de tembellik etmeyeceksiniz arkadaşlar. Gireceksiniz, çıkacaksınız yola. Hatta ben sizin için yola çıktım dün sabahın köründe saat dörtte kalktım ve güzel bir ortama gittim bir şeyler çekmeye çalıştım hadi gelin hep beraber onlara bir göz atalım. Evet sevgili dostlar fotoğraf çekmek kolay hoş geldiniz. Sabahın 5'e 10 var. Aşağı yukarı yarım saat sonra güneş doğacak. Şu anda mavi saatlerin başladığı dönemlerdeyiz. Ve ben Kapadokya'nın Üç Güzeller bölgesine geldim. Çünkü şu taraftan aşağı yukarı bir güneş doğumu sericez ama şu an için bir uzun pozlama yapmak istedim. Bu uzun pozlamada bu bulutların birazcık daha hareketli şekillerini yakalamak için yaptım. ISO'mu iyice düşürdüm 125'e. Diyafram öncelikli ayara getirdim. F11'e getirdim ve bastım. 10 saniye uzun pozlama veriyor. Tabii ki Q menüsünden şey getirmeyi de unutmayın. 2 saniye timer'a e getirmeyi unutmayın. Şimdi bir şansımız deneyelim bakalım. Yani bulutların formasyonu o kadar güzel ki Zannediyorum çok muhteşem bir gün doğumu çekeceğiz. Öyle gözüküyor sevgili dostlar. Evet güneşin o muhteşem ışıkların yavaş yavaş çıkmaya başladığı zamandayız. Ve daha doğru alabilmek için de açımızı değiştirdik. 4.3 saniyeye düşmüş vaziyette. Çok önemli değil. Bir kare alalım. Sevgili dostlar kaydı manuel'e çevirdim. Çünkü histograma göre ayar yapmak istiyorum ve histogramdan da daha sağda biraz daha mesafem var. O yüzden manuel çekme yaptım ki, bu sayede 6,5 saniye kadar çıkartabildim kaydı. Bir de böyle bir deneme yapalım. Şimdi bir içerimde size bundan bahsedeceğim ama canlı görünümü açmayı unutmayın bu tür sahneler için. Şey menüsünden, iç menüden. O menüyü daha sonra size gösteririm herhalde. E, canlı görünüm hist histogramda size sağa doğru yani parlak alanlara doğru bir en az bir stop, bir buçuk stopluk bir kazanç. Hatta iki stopa kadar kazanç sağlıyor. Çünkü öteki türlü onu açmazsanız Hangi film simülasyonu seçtiyseniz onun pişmiş halini size Instagram'da yansıttığı için e, orada ciddi bir yanılgıya düşebilirsiniz ve e, şeye koyduğunuz zaman e, işte raw e, file'ınızı, raw dosyanızı bakarsınız ki Aa, aslında ben bu kadar karanlık çekmemiştim ama karanlık çıktı. Bu, bu sebepten dolayı karanlık çıkar sevgili dostlar. Aslında bu tarafa doğru da çok güzel çok güzel sahneler var. Orada bulutlanma var. Bir sahne değiştirip geliyorum arkadaşlar. Heh. Evet, nerede kalmıştık? Şuradaydık. Şurada biraz ağacı da alsak mı ya? Ha? Ağaçla beraber güzel olur mu? Ne dersiniz? Ağacı da köşeye alalım bir deneme yapalım mı? Hadi yapalım. F11'de çektiğim için tahmin ediyorum ki Ağaçta, arka alanda yeterince keskin çıkacaktır. Uy, kuşların güzelliğine bak. Ee, düzgün çıkacaktır, net çıkacaktır. Dolayısıyla bir sorun yaşamayacağız. Artık iyice aydınlandığı için uzun pozlamadan vazgeçip e, düzgün pozlamaya almaya başladım. Dolayısıyla da manuel ayarlarımı ona göre yapıyorum sevgili dostlar. E, F11'deyim. Ama bu sefer de parlak alanları kurtarmak adına Birazcık daha karanlık, az bir şey daha karanlık çekimler yapacağım ki daha sonra posta gölgeleri kurtarabilirim ama parlak alan patlarsa onu kurtaramıyorsunuz çünkü tamam ona dikkat edin. Histogram, histogramınızın yaygın ve dengeli olmasına dikkat edin. Ne sağ taraf yapışsın ne sol taraf yapışsın, ortalamaya çalışın histogramınızı. Evet sevgili dostlar şimdi birazcık kamerayı birazcık aşağı indirdim. Çünkü vadi de aydınlanmaya başladı. Vadinin de görüntüsünü almak istiyorum. Gün doğumuyla beraber, gün ışıklarıyla beraber. Tamam. Aslında çok istediğim gibi gitmemekle beraber yine de birkaç enteresan kareler çektik. Son bir tane daha kare çekeyim. Ondan sonra da paketleyelim eve gidelim. Çünkü saat 5.20 geçiyor ve şu anda güneş doğdu sevgili dostlar. Evet, son olarak da üçlü bir poz çektik sevgili dostlar birer stop aralıklı. Güzel bir HDR birleştirme yapalım 3 kareden. Pek istediğim gibi e, gittiğini söyleyemem. Çünkü bulutlar biraz aşırı yoğundu. Ama yine de güzel kareler çektik. Biraz bulutları çektik. Biraz vadiyi çektik. Bu sene inanılmaz yağmur yağdığı için çok güzel yeşillendi buraları. Hadi şimdi paketleyelim. Havada daha henüz soğuk buralarda. Evde görüşürüz. Bu arada hepinizin aklına geçeni biliyorum. Ya abi videoda gö ki görüntü fotoğraflarda aynı değil. Yani iyi de kardeşim bunlar biz rol çekiyoruz. Sonra biz bunları düzenliyoruz. O yüzden bir workflow mu yani nasıl çalıştığımı ben size göstereyim. Ve ben Capture One çalışıyorum. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Öyle yapmayalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Başa dönelim. Şimdi şu fotoğrafı az önce yaptığımız gibi... Birkaç şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz önce ana hatları düzeltebilirsiniz ya da doğrudan doğruya bölgesel çalışabilirsiniz. Ben ana hatlara baktığım zaman bir, pardon, ilk yaptığım şey genelde ne oluyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Yani kareyi görebilmek için highlight'i sonuna kadar kısarım, shadow'u da sonuna kadar açarım. Daha önce de söylemiştim size. Yani karede neler oluyor, neler, ne, ne bitmiş, neler yakalamışız onları görmek için. Şimdi tabii ki bu şekilde bırakacak değiliz. Sonra ne yaparım biliyor musunuz? Buna göre kontrastını bir parça ayarlarım. Genel konuşuyoruz ya, ama bir parça şunu yap. Şimdi gölgeleri ana ayara getiririm. Olması gereken ayara yavaş yavaş getiririm sevgili dostlar. Şimdi onu da biraz yüzde 50 fazlasını getiririm çünkü siyahtan da bas, yani blackten de istifade edelim. Black İkisini de ortalama 25'e getiririm. Hatta çok bile oldu. 20'ye getirelim. 20'ye getirelim sevgili dostlar. Tamamdır. Sonra histograma da bakmayı unutmayın bu arada. Tamam. Histogramda şu anda iyi durumdayız. Değil mi? Ee, Brightness'ı ben bir parça daha azaltabilirim. Hatta çünkü bunu bir parça yukarı çıkartacağım. Şimdi renk seviyorum ben manzarada. Genelde yapmam ama gene bu nedense bu sefer ben bu satürasyonla birazcık oynadım hepsinde. Evet 12 kadar yukarı çıkarttım sevgili dostlar. Şimdi bölgesel çalışmaya başla. Ha white'ı azaltalım bakalım. Çok parlıyor. O zaman azaltalım sevgili dostlar. White'ı da sonuna kadar kısalım. Ama highlight'ı hiçbir zaman sonuna kadar kısmayın. Şöyle bir geri getirin. Şimdi Bunları ayarladıktan sonra bölgesel çalışmaya başlayacağız. İlk ne yapıyorum biliyor musunuz sevgili dostlar? Bunları yaptıktan sonra da, bütün bu ayarları yaptıktan sonra şurada bir hile var ya hile yeri. Bakın bunlar şey kirlilikleri, e, sensör ya da e, şey kirlilikleri, e, lens kirlilikleri olabilir. Hiç kimse mükemmel değil. Bunları düzelttikten sonra tekrar background'a dönüyorum. Ve bu sefer iki ayrı alanda çalışacağım. Hem gökte çalışacağım hem de zeminde çalışacağım. Ama önce ne yapalım? Burayı biz gök olarak çalıştıracağımız için gök yazalım buraya. Tamam. Gök içinde şuradan bir lineer gradyan alalım. Yani çizgisel gradyan alalım. Ve şuradaki kayaları da etkileyeceğimiz için düz istiyorsanız shift'e basmanız yeterli olacaktır sevgili olsa. Shift'e basalım. Ben burada ne istiyorum biliyor musunuz? Highlight'ın biraz daha kısılmasını istiyorum. Çünkü bulutların ortaya çıkmasını istiyorum. Çok güzel. Ve aynı zamanda da kontrastı genellikle ben azaltırım burada. Neden azaltırım? Çünkü sevgili dostlar kontrastı artırırsanız ne yazık ki parlaklık çok artar. Bu sefer de hiçbir şey görmezsiniz. Dolayısıyla kontrastı da bir parça azaltalım. Şeyi kontrol edin. Pozamayı azaltarak acaba fayda sağlıyor mu size? Hiçbir fayda sağlamıyor. Zaten uç noktada bir şeydeyiz. Highlight'ı da bu kadar azaltmayalım isterseniz. Zaten gebertmiş vaziyetteyiz. White'ı bakayım buradan artırsak ne olur, kapatsak ne olur. Kapatalım bir parça onu da. Tamam. Son bir şey daha yapacağız burayı kapatmadan önce sevgili dostlar. Clarity'yi de eksiye getireceğiz. Neden eksiye getireceğiz biliyor musunuz? Çünkü zaten iki buçuk saniye uzun pozlamaya giren bulutların keskin olmasını bekleyemezsiniz. Dolayısıyla clarity, diye, clarity ile daha da saydamlaştırmış olursunuz, daha da güzelleştirmiş olursunuz. Ama şu bölgelerden dolayı da bir parça structure'ı, bir parça artıracağız. Bitmedi, işimiz bitmedi. Önemli kısma geleceğiz renklere. Şimdi bölgesel düzeltmelerden bahsediyoruz ya. Şurada şu renge geleceğiz ki bu renk maviymiş. Buradaki renkleri gördüğünüz zaman göreceğiniz bir şey var. Lightness var ki bu ışığıdır rengin. Saturasyon de, doygunluk demektir. Hue da şey demektir. Tonlama demektir. Biz öncelikle bunun lightness'ını aşağıdaki kayları karartmak adına azaltabildiğimiz kadar azaltacağız sevgili dostlar. Yavaş yavaş kare kendini bulmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Ha, hue ile oynarsanız eğer bunları iyice bu şekilde çekersiniz. O kadar yapmayacağız ama Yukarıdaki renkleri birazcık daha ben böyle şeye doğru çekmeyi seviyorum. Bu da çok karanlık oldu bu arada. Ha. Evet şöyle yapalım onu. Gerekirse sonra bir daha döneceğiz ona. Ve bakalım satürasyon artırarak herhangi bir şey elde edebiliyor muyuz? Bir parçacık artırabiliriz. Buraya işimiz şimdilik bitti sevgili dostlar. Geliyoruz ikinci e, katmanımıza. Bunda zemin olarak kaydediyoruz. Çünkü daha henüz zeminle ilgili bir şey yapmadık. Şimdi zeminde aynı şekilde lineer yani çizgisel gradyanımızı alıyoruz ve bu sefer de buradaki tekrar shift'e basarak eğer düz liste olmasını istiyorsanız buraya kadar getiriyoruz. Bu böyle çok güzel ayarlamalar olacak. Şimdi buradan ben burada kontrastı önce bir artıracağım. Çünkü yukarıda azaltırken Aşağıda çoğaltarak netliğini artırmak istiyorum. Bir 10-11'lere kadar genelde getiririm ben bu e, kontrasta. Sonra highlight ile bizim işimiz yok ama shadow var. Şimdi shadow'u çok dikkatli artırın. Çünkü black'i de eşit bir miktarda artır, artırmanız gerekiyor. Ki genelde ben burada bunları herhalde 20 20'lere kadar getireceğim. Ya da 19'lara kadar getireceğim sevgili dostlar. Bu bana yeterli. Şu anda zemini abartmadan... Sahnenin ışığına aykırı olmadan artırmış oluyoruz. Ama aşağı geleceğiz. Bu sefer de clarity'yi aşağıya dikkat edin artıracağız. Clarity'yi artırdık. Şimdi gelelim renklere. Bu programı o yüzden çok seviyorum sevgili dostlar. Şimdi bakın aşağıdayız ve yeşil seçeceğiz değil mi? Yeşili biz burada arzu edersek tamamen yeşil mi sarı mı olmasını tercih edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Ortam çok yeşildi ama ben bu kadar yeşili sevmiyorum birazcık daha şöyle Eksilere doğru sarılara doğru gideceğim Ama burada bir parça dediğim gibi satürasyonu artırmayı istiyorum çünkü Renk seviyorum burada Lightness'ı burada ben bir parça artıracağım neden artıracağım biliyor musunuz çünkü Aşağı sahnenin daha da Bir görünür olsun istiyorum Bakalım buradaki renk neymiş Buradaki renkte farklı bir yeşil Tek bir şey yapacağım sevgili dostlar sadece ışığını artıracağım. Yani buradaki görüntü devam etsin diye. Şimdi bununla da bitirebilirim. Ama ben burada bitirmedim tabii sevgili dostlar. Şimdi bir önce buraya gelelim. Bir background'a gelelim. Çünkü brightness'e daha henüz dokunmamıştım. Brightness şimdi bir parça eksiye armaya başlıyorum. Ki şuradaki orta tonlarda birazcık düşsün diye. Ama o zaman eğer orta tonları düşüyorsanız orta tonlara şöyle düşürüyorsanız genellikle şey bir parça daha artırmanız gerekiyor. Pozlamayı bir parça daha artırmanız gerekiyor ki ortaya çıksın renkler. Bu sefer de neredeydik? Ha. Tekrar zemine gelelim sevgili dostlar. Zeminde bu işlemden sonra bir parçacık daha renk yani 23'lere kadar getireceğim çünkü aşağısında karartmış olduk. İsterseniz burada bitirin. Ama isterseniz şurayı da biraz daha kuvvetlendirebilirsiniz. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane daha katman ilave edelim. Bu sefer de yuvarlak yani gradyanı alalım. Şu yuvarlak gradyanı şuradan şöyle katmış olalım sevgili dostlar. Şimdi buraya bakalım. Önce ben burada birazcık highlight'ı azaltır iken bu sefer kontrastını artıracağım. Bir gıdım. Çünkü gözünüzün oraya kaymasını istiyorum. Hatta şöyle bir parça daha aşağı alayım. Burada shadow ile ilgili bir sıkıntımız zaten yok. Ve başka hiçbir şey, sıkıntımız yok sevgili dostlar. Tekrar aşağı gelelim. Son bir şey daha yapacağız. Level var ya level. Levels'ın en büyük yardımcılarınızdan bir tanesi. Bir dokunun. Ve sevgili dostlar fotoğrafınız hazır. Sevgili dostlar bu belki biraz uzun cana bir e, içerik oldu ama bence değdiğini düşünüyorum çünkü manzara fotoğrafçılığını anla, anlatmakla bitiremezsiniz. İşte nerede e, pozlayacaksınız, hangi pozlama doğrudur, hangi kompozisyon doğrudur ya da kadraj doğrudur, e, ner, e, karenin neresine odaklayacaksınız, acaba bir fotoğrafla kurtaracak mısınız yoksa işte e, HDR yapmak için 3-4 fotoğraf mı çekeceksiniz hatta belki yarı da bırakın. Şey deme ihtiyacınız olacak. Belki çok yakın nesneleri çekeceksiniz. Hepsinin net çıkmasını isteyeceksiniz. Belki de e, fokus e, çoğaltması yapmanız gerekecek. Yani ama değiyor. Çünkü neticede benim için manzara fotoğrafı bir yalı boya tablosu gibidir. Bittiği zaman. Benim için manzara fotoğrafı büyük kağıda basıp çerçeveletip duvarınıza asabildiğiniz fotoğraftır. Sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiş, sizlere değer katmış ve beğenme butonuna hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bu aileyi hep beraber büyütelim ve hep beraber keyif alalım. Arzu ettiğiniz bir şey var, bir konu varsa lütfen bana bildirin. Elimden geldiği kadar sizlere ben cevap vermeye çalışıyorum. Bazen çok soru üst üste geldiği zaman onun yerine bir konuyu ele alıp o konunun belki içeriğini yapmak daha akıllıca olur. O yüzden sizlerden bol miktarda yorum ve soru bekliyorum sevgili dostlar. Şimdilik keyifle kalın. Huzur ile kalın. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Ben Erdinç Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.